Bunlar ya. Aynen siyah sondalarını çıkartalım. Siyah. Terim olarak bir Müslüman Allah'ın sevgisini kazanan konusunda yaptığı ayrı işleri tamam için kullanılır. Antrenör oldu. Ne antrenör? Futbol. Seviyor mu değil mi? Ayağlıyor mu? Takımları biliyor musun? Peki sen ne istiyorsun, ne olmak istiyorsun? Hemşire. Çok güzel. Bak ya. Başında bir eksiklerden biri. Genco. Eskiden kırmızı defterler vardı ya böyle hani açıyor bir tek. Yarın 5. derste töreneceğim. Fazla bir şey yok, hani bir kural yok da yine bunun gibi olur herhalde ya. En uygun bu program. Önceki yerel haber. Ulusal haber. Buradaki şey. Bugün buraya. Dersimize gireceğiz, vaktinde gireceğiz. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyiz. Dersler nasıl? İyi mi? İyi. Nerede kalmıştık dün? Hangi konuda? Kümelerde. 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 Evet, sınavımızdan sınavı zor muydu? Evet, iyi. Hayır. Senin mi bu kalemler? Resim mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Salih Amroz gibi değil mi? Neler yapıyorlar baktın mı? Araştırdın mı? Önce onu bir araştıralım beraber olur mu? Kesin değil. Takdir musun? Kesin olmazsın. Arkadaşlar. 1992-1995 yıllar arasında bu okulumuzda ortaokul öğrenimimi gördüm. Öğrenciydim o dönemlerde. Bu okuldan mezun olduktan sonra 1995 yılında işte lise ve üniversite öğrenimimi öğretmen eğitimimi tamamladıktan sonra 2003 yılında öğretmenliğe başladık, göreve başladık. Yaklaşık bir 9 yıl başka bölgelerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2012 yılında yine bu okula, öğrencilik yaptığım okuluma öğretmen olarak geri döndüm. 2 sene boyunca öğretmenlik yaptım 2012'den 2014'e kadar. 2014'ten 2016'ya kadar da yine bir 2 sene daha müdür yardımcılığı yaptım yine bu okulda. 2016'dan sonra başka bir okulda okul müdürlüğüne başladım. Oradan sonra da yine en son 2022 yazında yani bu yaz yine kendi okuluma, öğrencilik yaptığım, öğretmenlik yaptığım, müdür yardımcılığı yaptığım okuluma okul müdürü olarak tekrar göreve başladık. Çok güzel bir duygu. Yani nasıl anlatayım? Hep burada geçti birçok zamanımız, öğrenim hayatımda da geçti, meslek hayatımda da geçirdiğim yıllarım oldu. Benimsiyorsunuz okulu, yani sizinmiş gibi, yani buraya aitmiş gibi hissediyorsunuz ve yaptığınız çalışmalarda da ona göre kendinize ait olan bir şeyin üzerinde bir değişiklik yapıyormuş gibi yapıyorsunuz ve daha güzel ürünler ortaya çıkıyor, amaçladığınız şeyler daha güzel hale geliyor. Peki. Unutamadığım bir anda çok var tabii ki, tabii ortaokul yaşlarıydı o zamanlar. 12 yaşlarında, 13-14 yaşlarındaydık da mesela çok su basardı bahçeye, bahçede suyla çok oynardık. O dönemlerde mesela öğretmenlerim olan öğretmen arkadaşlarımla burada öğretmenlik yaptım birlikte. Hani kendi öğretmenlerimle öğretmenlik yaptım burada. Tabii hala görev yapanlar var. Onlarla birlikte çalışmak nasip oldu hep birlikte, öğretmenlerimle birlikte çalışmak. Onların müdür yardımcılığını yaptım. Okul müdürlüğünü yapıyoruz şimdi de. Görev bu. Birlikte görevimizi hep birlikte icra etmeye çalışıyoruz. Hani bu okul köklü bir okul. Çok eski bir okul. Biliyorlar tabii. Onlar da eskileri hatırlıyorlar tabii o dönemleri. Güzel bir duygu. Birbirimizi hep tanıyormuşuz gibi oluyor. O yüzden bir uyumsuzluk bir durum oluşmuyor. Yani herkes uyum sağlamış vaziyette. Okulumuzun da nacizane eskiden kalma çok güzel bir kültürü vardır. Biz de bu kültüre kendi içinden yetiştiği için, okulun içinden yetiştiğimiz için bu kültürü gayet iyi tanıyorum. O yüzden de buna alışmakta hiçbir zorluk çekmedik. Sonuna kadar artık görevimizin sonuna kadar yapmaya çalışacağız en iyi şekilde. Ama 2 ayda hemen öğrencilerimiz sağ olsunlar alıştılar. Onlar bize, biz onlara alıştık. Ne zaman bahçede yürüsem, kapının önüne çıksam, sınıflarda gezmeye çıksam hep yanımdalar. Güzel bir şey, severiz öğrencilerimiz. Zaten işimiz bu, mesleğimiz bu. Ondan hariç onlar bizim çocuklarımız, evlatlarımız. Onların iyiliği için, onlar da ileride daha iyi vatandaş, daha iyi bireyler olmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2012'de burada öğretmen olarak başladığımda bir din kültürü öğretmenimiz vardı. Ben öğrenciyken de din kültürü öğretmenimizdi. Mesela onun yanında otururken her zaman böyle bir saygı duyma, işte bir dikkatli davranma ihtiyacı duyuyordum tabii ki. O birebir dersimize giren bir öğretmenimdi. Daha sonra emekli oldu kendisi. 1390 civarında öğrencimiz var. 86 öğretmenimiz var. Okulumuz başarılı sanırım. Tabii başarılı bir okuldur. Yani Antalyalılar tabii ki. Bunun çok daha fazlası eskilerden var aslında daha da buraya sığdırabildiklerimiz sadece. Okuduğum yıllarda mezun olduğum diploma defteri, mezun olduğumu belli eden resmi defter. Olmuşuz ve mezun olmuşuz ve 8. sınıftaki not ortalamamız o zaman 5 puan üzerinden değerlendiriliyordu. 5 tam puan. Hani başarılı bir öğrenciydik. 10 numaramız var. 9 Haziran 1995. Burada mezun olduğumuz tarih yazıyor. Gracias.